Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar. Ekim 2023 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili oğlaklar, yılın en önemli ve güçlü aylarından birisi Ekim başlıyor. Bir güneş tutulması, bir ay tutulması var. Dolayısıyla önümüzdeki 6 ayı kişisel ve toplumsal alanlarda etkileyecek önemli bir ay Ekim ayı. Evet, Mars ayın ilk yarısında Eylül ayında olduğu gibi terazi burcunda özellikle iş, kariyer, toplumdaki statünüz anlamında daha fazla mücadele getiriyor. Biraz zor açıları da olduğu için ayın ilk 10 günlük döneminde sizin için yorucu çalışabilir. Mars'ın Uranüs'le, Neptün'le ve burcunuzdaki Plüton'la yapacağı sert açılar özellikle 8, 9, 10 Ekim civarlarında yorucu olabilir. Üstlerle ilişkilere dikkat edin. Otorite figürleriyle çatışmamaya çalışın. Belki burada tamamlamaya çalıştığınız bir işiniz var, bir projeniz var. Öğrenciyseniz belki biraz zorlanıyorsunuz. İşte aile içi ilişkilerde çatışmalar ve anlaşmazlıklarınız olabilir. Daha uzlaşmacı olmak gerekiyor. Kararsız olmamak gerekiyor. Plüto burcunuzda olduğu için aslında güçlüsünüz ve bu ay artık Plüto retrosunu da bitirip Mayıs ayından bu yana retroydu biliyorsunuz. İleri harekete dönecek. Dolayısıyla bu ay gücünüzü odaklayabilir. Daha hırslı, daha kararlı olabilirsiniz. Yani gelecekle ilgili ne istiyorsunuz? Hedefleriniz nedir? Statünüzle ilgili belki burada toplumdaki duruşunuzla ilgili alanda, itibarınızla ilgili alanlarda inisiyatif alıp mücadele edilmesi gereken, daha köklü dönüşümler yapmanız gereken konular var. İşte bunlara Ekim ayı içerisinde çaba harcıyorsunuz sevgili oğlaklar. 14 Ekim'de 21 derece terazi burcunda tam da kariyer alanınızda yeni ay ile birlikte güneş tutulması yaşayacağız. Güneş tutulması kişisel çalışır ama kolektif alanda da önemli tesirler getirir. Plüto etkili, güney yönlü bir tutulma bu. Etkilerini Ekim ayında görebileceğimiz gibi işte Ocak ayında, Mart ayında da güçlü bir şekilde hissedebiliriz. Özellikle Ocak ayı da tabii ki sizin için daha önemli görünüyor burada. Güney yönlü olduğu için ve Plüto etkili olduğu için biraz kariyer hayatınızda bir şeyleri dönüştürmeniz, geride bırakmanız gerekebilir. Yani emekli olmak, bir işten ayrılmak, meslek değişimi, yer değişimi, taşınma veya hani medeni durumunuzla ilgili konular olabilir. Evlilik, ayrılık ve benzeri konular. Yani bunlar da biliyorsunuz toplumdaki statü ile ilgilidir. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Önce burçlarımız önemli etki alıyor ve siz de önemli etki alanlardansınız. Güneş burcunuz ve yükselen burcunuz özellikle 21 derece ve yakınlarındaysa bireysel tesirleriniz artacaktır. Daha kadersel, önemli bir dönemdesiniz. 15 ile 27 derece arası çok güçlü etkiler alıyor. Bu tutulma sırasında özellikle kariyerinizde geleceğinizi etkileyecek olaylar açısından önemli bir dönemdesiniz. Ebeveynlerle ilgili konularda anneniz, babanız, onların sağlıkları, onların düzenleri ve benzeri konularda tabii ki önemli olabilir. Bazılarınız taşınma ve benzeri konularla da bu dönem daha fazla uğraşabilir. Yani bunlar da önemli görünüyor. Ve Mars'ın 12'sinden sonra Akrep Burcu'na doğru ilerlemesi enerjiniz biraz daha sosyal konulara, İşte grup çalışmalarına, arkadaşlıklara ya da kendi kişisel hedeflerinize odaklayabilir. 22-23 Ekim gibi Güneş de artık Merkür'le beraber Akrep Burcu'nda olacak. Sosyalleşme imkanlarını, arkadaşlarınızın sizin üzerindeki tesirlerini ayın son özellikle 10 günlük döneminde daha fazla çalıştırmaya başlayacak. Burada tabii ki gezegenin Satürn'ün Güneş'le ve Merkür'le özellikle ayın 23'ünde, 24'ünde önemli etkileri var. İşte arkadaşlardan destek almanız, güzel teklifler almanız, bunları değerlendirip işinize yarayacak bilgiler öğrenmeniz ya da uzun vadeli bazı böyle girişimlerde bulunmanız, bir şeyleri öğrenmek için eğitim de olabilir bu. İş konuları da olabilir. Hani buralarda destekler alabileceğinizi de söyleyebilirim. 28 Ekim'de ay artık dolunay fazına ulaşacak. 5 derece boğa burcunda ay tutulması var. Boğa tutulması 5. evinizde. Aslında bu boğa akrep aksındaki tutulmaları son 1,5 yıldır yaşıyoruz ve sizin de yaşamınızda önemli tesirler getirdi. İşte çocuklarla ilgili konular, aşk hayatınız, kişisel girişimleriniz, para durumunuz. Buralarda etkili bu tutulma. Tutulma sırasında Jüpiter'in boğada olması ama Akrep Burcu'nda da Mars'ın, Merkür'ün, Güneş'in bir karşıt açıda olması bir gerilim yaratmakta. Bunu unutmayın. 5-11 aksında para konularına temkinli yaklaşmak gerekiyor.
hani dürtüsel davranmamak, fazla risk almamakta fayda var. Özellikle işte spekülatif alanlar, yatırımlar, borsa ve benzeri konularda. Çünkü boğa para demek ve bu ay tutulması döneminde ekonomik anlamda, finansal anlamda etkiler oluşabilir. Hani kolektif alanda, toplumsal alanlarda ve bireysel etkileri de olabilir. Ama herkes aynı şekilde etkilenmiyor tabii ki. Bu sabitleri daha fazla etkileyen bir tutulma. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle sabit burçlarda. Bunlar hangileri? Boğa, aslan, akrep ve kova. Sizin gezegenleriniz bulunuyor mu? 5 derece ve yakınlarında yerleşmiş mi? Yani 0 ile 10 derece arası alabilirsiniz. Eğer varsa kişisel gezegenleriniz, o zaman etki alacaksınız, alabilirsiniz. O gezegenlerin sembolize ettiği konularda daha fazla çalışabilir tabii ki bu etkiler. Bu ay tutulması kuzey yönlü olduğu için biraz daha bizi ileriye taşıyacak kararlar, işte Jüpiter etkisi biraz cesaret veren, fırsatlar veren bir tutulma. Sadece dürtüsel davranmadan daha sakin, daha dengeli olmamız gerekiyor. Çocuklarınızla ilgili konular olabilir. Belki çocuk sahibi olmakla ilgili. İşte çocuklarınızın hayatında gelişimler, onların eğitimleri, aşık olabilirsiniz. Sosyal hayatınızda hareketliliğin artabileceği, daha tutkulu olduğunuz bir dönemdesiniz. Bu size yeni ilişkiler, romantik ilişkiler getirebilir. Tutulma ve tutulmayı takip eden, özellikle Ekim'in sonları ve Kasım ayı burada çok güçlü çalışabilir. Parasal konularda da çok önemli etkiler gelebilir tabii ki sevgili oğlaklar. 2004 yılının Ekim ayını, sonbahar dönemini, kış aylarını şöyle bir gözden geçirin. Çünkü bu ay yaşayacağımız tutulmalar 2004 yılının Ekim'inde de yaşadık aynı burç derecelerinde. Tamamen aynı olmamakla birlikte benzer etkileri çalıştırabilir. Haritanız etki alıyorsa eğer, o dönemi hatırlamakta şöyle bir gözden geçirmekte fayda var. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşçakalın. Kova burcu, burçlar kuşağının 11. burcudur. Yönetici gezegeni Uranüs ve Satürn'dür. Hava elementinin sabit nitelikli burcudur. Kova burçları heyecanlı, insancı, bağımsız, yaratıcı, ileri görüşlü, arkadaş canlısı kişilerdir. Aynı zamanda dik kafalı, geleneklere aldırmayan, huysuz, anlaşılmaz, tutucu kişiler de olabilirler. Kova burcu insanı yeni olan her şeye meraklıdır. Modaya uygun giyinmek ve yeni çıkan her şeye sahip olmak isterler. Kovalar, insanları seven ve dünyaya dost gözüyle bakan kişilerdir. Çok yönlü ve kültürlüdür. Birçok konuda bilgi sahibi olabilir. Toplumda aranan kişiler olmalarına rağmen bazen herkesten uzaklaşma ihtiyacı duyarlar. Kendilerini çok beğenebilirler. Kova burcu dahiler burcudur. Hayalleri gerçek yapacak kişilerdir.